Evet, merhaba arkadaşlar. KLM çubukları şekildeki gibi buradaki kuvvet F1 kuvvetiymiş. Bu yayda oluşan kuvvet. Bu yayda oluşan kuvvet de F2 kuvvetiymiş. Bize soruda şunu diyor. Bu çubukların sıcaklıkları eşit oranda arttırıldığında delta T'ler eşit olacak şekilde arttırılınca F1 kuvveti azalıyor demiş. F2 değişmiyor demiş. Buna göre hangi ifadeler doğrudur diye soruyor. Şimdi ilk olarak şunlara dikkat edelim. Şu LK, K'nın ilk boyu olsun şurası. Burası K'nın ilk boyu. Şeyin yayın bağlı olduğu boy ilk boy olarak kabul edilir. Burada L'nin bağlı olduğu, L'de bağlı olan nokta şurası ve L'nin genleşmesi hesaplanırken alınması gereken boy şurası LL diyelim buna. Buna da LK demiştik. Şöyle bir fark var burada ikinci durumda. Şuradaki genleşmeleri hesaplarken M'nin ilk boyu burası. Bu K'nın boyuna eşit L M diyelim ilk boyu. Şöyle küçük LM. Burası da delta D üssü diyelim buna. Buna LL üssü diyelim. İlk boy. Yani K ile kıyasladığımızdaki ilk boy ile M ile kıyasladığımızdaki ilk boylar farklı L için. Çünkü yayların bağlı olduğu noktalar R üzerinde farklı. Birinde buraya bağlı, birinde buraya bağlı. Buradaki genleşme bu boya göre olacaktır. Genleşmeleri de ayrı ayrı gösterelim. Mesela şurası delta LK olsun. Buradaki delta LL olsun. İkinci durumdaki genleşmeleri de yine farklı bir renkle çizelim. Kahve rengiyle çizelim onları. Buradaki genleşme delta LL üssü olsun. Buradaki genleşme de delta LM olsun. Delta LM diyelim. Şimdi genleşmenin genel formülü şu. Onu da maviyle yazalım. Delta L dediğimiz şey, boydaki genleşme miktarı, ilk boy L0 çarpı lambda genleşme katsayısı çarpı delta T bağıntısıyla bulunuyor. Biz bu kıyaslamaları her biri için bunları ayrı ayrı yazarak yapacağız. Şimdi gelelim ilk başta F1'in azalması için yayın boyunun kısalması lazım. Yani delta LK, delta LL'den büyük olması lazım. Bunun için dedik. Delta LK. Buraya yazalım onu. Delta LK büyüktür. Delta L olmalı. Delta LK'yı bu indisler yerine K yazarak gösterirsek eğer K'nın ilk boyu şurasıydı. Çarpı lambda L K'nın lambda K'nın genleşme katsayısı çarpı delta T ifadesi delta LK'ya eşittir. Yani bu çarpım delta LK'dır. Bu çarpım büyük olmalıdır. L'nin ilk boyu DL çarpı lambda L çarpı delta T diyelim. Şimdi burada delta t'lerin eşit olduğunu söylemişti. Delta t'ler eşitse bu delta t'leri buradan atabiliriz. Buna göre şu çarpımın bu çarpımdan büyük olması için ilk boylarına bakarsak K'nın ilk boyu L'nin ilk boyundan küçük olduğunu görüyoruz. Bu küçük, bu büyük olduğunu görüyoruz. O zaman bu çarpımın
Bu çarpımdan büyük olması için LK'nın, lambda k'nın büyük olması lazım. Lambda l'nin küçük olması lazım şeklinde yorum yapabiliriz. Dolayısıyla burada lambda k, lambda l'den büyük olduğu sonucunu görüyoruz. Lambda l, lambda k, lambda l'den büyüktür sonucunu görüyoruz. Birinci sonuç bu. Lambda k büyüktür. Lambda l'dir. İkinci sonuca bakalım. Onu da farklı bir renkle yazalım. Şimdi şu onu yeşille yazalım da hangisini anlattığımız belli olsun. Delta L üssü delta L üssü ile delta Lm birbirine eşit olması lazım ki F2 ne yapmasın? Değişmesin. Yani şu genleşmeler eşit olursa bu yayın uzunluğu değişmeyecektir. Buradaki kuvvet de değişmeyecektir. Dolayısıyla F2 değişmemesi için bu iki uzama miktarı şuralar birbirine eşit olmalıdır. Şununla şu birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla bu delta LL üssü demiştik biz buna. Buna da delta LM demiştik. Bunlar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Şimdi delta L D üstüne baktığımızda LL'nin üssü diyelim. Yani buradaki ilk boya LL üssü diyelim. Çarpı lambda L çarpı delta T eşittir. LM çarpı lambda M çarpı delta T dememiz lazım. Sıcaklıklar delta T'ler eşit olduğu için bunlar birbirini götürür. Burada şu sonuca varırız. İlk boylara baktığımızda bu L'nin ilk boyu M'nin ilk boyundan büyüktür. Dolayısıyla şu büyük, bu küçük olduğuna göre şunun küçük olması lazım. Bunun da büyük olması lazım ki bu çarpımlar birbirine eşit olabilsinler. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Delta L, lambda L küçüktür. Lambda M büyüktür. Sonucu çıkıyor. Lambda M büyüktür. Lambda L'dir. Sonucu çıkar buradan. Son olarak K ile M'yi kıyaslayabilir miyiz? K ile M'yi kıyaslayamıyoruz. Neden dolayı kıyaslayamıyoruz? Bakalım. Şimdi şurada LK çarpı lambda K büyüktür demiştik. LL çarpı lambda L demiştik. Birinci sonucumuz buydu. Şuradan yazdık. Şunları yazdık. Şu büyüktüre göre yazdık. İkinci sonuçta da şunu bulmuştuk. Bunlar eşitse LL, LM çarpı lambda M eşit olmalıdır. L üssü çarpı lambda L. Şimdi burada şunu görüyoruz. Şimdi şunu görüyoruz. Bu lambda L'ler birbirine eşit. L'nin genleşme katsayısı ikisi de birbirine eşit. L ilk boyu burası. L üssü ilk boyu burası. LL üssü LL'den büyük. O zaman bu çarpımın değeri bu çarpımdan büyüktür. Yani bu büyük. Bu da küçüktür bu çarpım. Şimdi LM çarpı lambda M eşittir büyük bir sayıya. LK çarpı lambda K büyüktür küçük bir sayıdan demiş. Şimdi burada LK çarpı lambda K LM çarpı lambda M'den büyük olabilir. Bunların ilk boylarının da eşit olduğunu görüyoruz. LM ile LK'nın ilk boyları da eşit. Dolayısıyla bu aradaki genleşme katsayılarının farkına göre eğer lambda K büyük lambda M ise şu çarpım bu çarpımdan büyük bir sonuç olacaktır. Yani şu küçük çarpımından büyük bir sonuçtur.
ve bundan da büyüktür diyebiliriz. Yani eşit ise, lambda k ile lambda m birbirine eşitse, o zaman da boylar da eşit olduğuna göre bunların şu çarpımları birbirine eşit olmuş olur. O zaman bu iki katsayı birbirine eşittir diyebiliriz. Yani burada bir belirsizlik vardır LK ile LM arasında. Çünkü şu çarpımlar birbirine eşit değildir. Biri büyük, biri küçüktür. Bu sayı küçük bir sayıdan büyük. Şu çarpım, bu sayı ise bu çarpıma eşittir. Büyük bir sayıya eşittir. Yani bu ne kadar büyük? Belki bu sayıya eşittir, değil mi? Buna da eşit olabilir. Bundan büyük de olabilir. Sonuçta bundan küçük bile olabilir şu çarpım. Bu çarpımdan küçük de olabilir. Bu belli değildir. Yani büyük müdür, küçük müdür onu bilemediğimiz için K ile M'yi birbiriyle ne yapamayız? Kıyaslayamayız. Bu şekilde cevap 1 ve 2 olmuş olur. Senin sorunda cevaplarda da neler diyordu ona bir bakayım. Şuradan bakayım hatta. Birinci öncülde K'nın uzama katsayısı L'den büyüktür sonucu var. Bunu biz zaten bulmuştuk. İkinci öncülde M'nin uzama katsayısı L'ninkinden büyüktür var. Burada da M'nin ikisi L'ninkinden büyüktür. Bunlar kesin söyleyebiliriz. Ama K ile M arasında herhangi bir büyüklük küçüklük ilişkisi kuramayız arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Onun için cevap 1 ve 2 olur.